Evet, Nurgül burada, Yurdanur Hanım burada, annesi. Nazlı Hanım orada, Emre orada. Ayrı ayrı oturmuş herkes. Nurgül hasta, geçmiş olsun Nurgül'cüğüm. Herkes hasta, Allah'ım şifa versin. Yurdanur Hanım en son dedi ki, madem ki Emre kızımdan bir şans istiyor, Emre annesinin önce gönlünü yapsın, sonra kızıma gelsin dedi. Öyle demedi. Dün ben bayağı izledim. Nazlı Hanım misker gibi ortalığı karıştırdı, geriye çıktı diye. He, o sonraki konuşmalar arasında. Doğru demiş Nazlı Hanım. Sizin içinizin yüzüne... Kardeşim, kızım şimdi madem tatlı. İstemeyin, bak lafında da değilsin ki bunlar bize... Zaten siz bize yakışmazsınız. Biz de sizi istemedik. Zorla da olsa nikahlandılar siz mı? He? Bir dakika. Ona ya boş konuşma. Bir dur bir dakika. Bir dinle. Bir dinlemeyi öğren. Önce dinlemeyi öğren. Madem öyle, siz benim oğlumu istiyorsunuz. Kızına benim oğlumu istiyor. Ben istemiyorum. Bak, oğlun benim kızımı seviyor. Sen ne oğlun benim kızımı istiyor. Bak, dinlemeyi öğren. İstese de, istemese de ben senin kızının hayatının her köşesinde olacağım. Mecbur. Neden? Oğlum çünkü. Görmek zorundasın. İşine gelse de gelmese. Ben olmasın demiyorum ama dikkatini çekerim. Senin oğlun benim kızımı istiyor. Benim kızım 2 haftadır hastasın yüzünüzden. Biliyorum, ertesi gün şeydeydi bacım, eğlence yerlerinde batısından. Kaybeden bilmem ne diye müziklerle dans ediydi. Nasıl 2 hafta yatakta yalan söylüyor? Nasıl? Kim yalan söylüyor? Ertesi gün hep kendini eğlence yerlerinde gördüm. Sen yalan söylüyorsun. Benim kızım evden çıkmadı. Ya abla, vallahi var yaşına yazık, yapma. Ya yaşına ne var yaşında? Senin yaşın çok... Yalan söyleme. Instagram'da fake şeyler attım da. Evin altında arabada attım. Hiç evden dışarı çıkmadı. Fekşeyler attım yani. Onlar Allah kız ne güzel, biri bulu biri yapıştırıyor. Valla bacım, isteseyiz de istemeseyiz de. Bu oğlan hayatındayım. Hani bu zamana kadar oğluma eve koymam etmem. Oğlum evet. Ne zaman istersen evime gel git tek başına. Şimdi onu soracaktım. Sen taktik değiştirdin. Evet, değiştirdim. Bunlar bu dilden anlıyor. Boşanmak istese gitsin boşansın. Boşanmıyorsa da bana katlanmak zorunda. Niye İstese de istemese de oğlumun evinin başına gelir. Otururum. Sofrasına da otururum. Var mı bir diyeceğiz? Sen çeneni kapa. Sen kes sesini konuşma. Niye keseceksin? Sen kes be. Sen kes. Sen çok ağzımı ne benzeriyorsun? Yakışıyor mu sana? O zaman sus. Ben oğlumun evine giderim de. Sen orada ne diyeyim? Ananı sileceğim. Aileni silmezsen benim kızımdan unut. Unutursun unutsun diye senin kızından başka kız mı yok? Dünya yok kızı kaybı. Sen oğlum benim kızımı seviyordun ki. Başka kızı değil. Sen oğlun söyletiyor. Hey yavrum, hey kendine. Hakikaten ben dün durdum şeyle eve gittim Seda Hanım. Hele bir kere daha izleyeyim. Bak susmuşum. Diler ki Nazlı nasıl susuyor, bak suçlu. Hepsi birden böyle koruz oldu. Hepsi şöyle baktım. Hepsi birden üstüme hücumluyorlar. Böyle kancıklarını çıkart. Hayırdır? Konuşunca da konuşuyor diyorlar. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ben anayım da. Siz bana isteseyiz de istemeseyiz de katlanmak zorundasınız. Bir. Neden? Çünkü benim oğlum. İşinize gelirse yorum yaparsınız. İşinize gelmişse yapmazsınız. Size gelince. İşine gelirse oğlumun evine gelsin. İşine gelmezse güle güle. İşine gelirse kızım yerindesin, işine gelmez. Ama oğlun ben istiyor. Ben oğlumun evine her gün oğlum gelirim. İstiyor. Oğlumun hayatında olacağım. Ben de olacağım. Kızıma her gün giderim. Anne her gün. Cehennem yapana kadar hayatında olacağım. Anne her gün her gün olmaz. İşine gelirse işine. Senin de işine gelirse. Hadi geri geri geri. Seda Hanım, gideyim suç gitmeyeyim suç, hadi sen karar ver. Vallahi taktik değiştirdin. Hak etmeyeler mi? Bu da şöyle bir şey, boşansa da boşanmasa da. Ben ilgilendirmez ama ben oğlumu bırakmam. Hani oğlumu övütlüymüşüm, oğlumu eve koymuymuşum, ben ana dermişim ya, oğlum her gün gel evime. Gel lan evime. Şimdi artık 2 haftadır dışarılarda kaldın. Şimdi zaten ya. Seda Hanım otelinde kalıyorsun. O yüzden gel diyor. Önce Seda Hanım, oğlunu yıkacak yer arıyordu anasına. Ben dün izledim burada televizyon. Niye kızım, siz kimsiniz ki bizim sizin üstünüze? Öyle. Siz bizim üstümüze yıkıldınız. 4,5 sene doyuramadık anayı kızı, doyuramadık. Doyuramadık biz sizi. Sen kimsin gerçekten ya? Sen elektrik faturalarını ben ödedim be. Ay, sen kimsin? Sana kim muktat? Kız git de başka yerdesin, Allah canını almıyor. Göstereyim istersen Allah dekontlarını. Allah canını al senin oğlum. İstersen göstereyim. Allah canını almıyor. Sen kimsin, sana muhtaç olacağım bebeğim. Vay 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 vay. Emre, boyağını karıştırıyorsun işte.
Ben sana ya muhtaç. Şimdi bana çatmayın. Ben böyle, sana muhtaç. Ya anne bende ne ilgisi var? Bende ne ilgisi var? Tamam da yani top benim başıma geldi kalktı ne ya? Bende ne alakası soruyorum var? Işte. Muhtaç olan onlar. Biz hiçbir zaman muhtaç olmadık. Beni doyuramadık. Ya. Beni doyuramadık seni seni. Oğlanın reklam aldığını duydun. Geri barıştın kimse, yalan yerse. Kimse kimseye. Seni doyuramıyoruz. Seni doyuramıyoruz. Seni muhtaç değilim. Benim maaşımda var, evimde var. Elhamdülillah. Kimse kimseye muhtaç değil. Öyle bir şey yok. Anne sen de konuşmalarına dikkat et. Dikkat bu şekilde ediyorum olmaz. Annem. Olmaz ben, yani. Sen üzülme çocuğum. Ben buradayım. Yok anasını kızını doyuramadık. Nasıl bir kelime bu ya? Öyle 4,5 özür dilerim ben anne. Düzelt durumu evlendi, yani. Anladın bak, mı? Evlendi, böyle olmaz. Evlendi. Oğlanı eve koymamı yavaş hikaye. Niye ondan önce gidiyor evi? Nikahlı kocası. Tabii koymayacağım. Ev tutacak evini bulacak. Ya bırak koymayacağım evini bulacak. Daha dün gece evi evini geldim. Bulacak. Sen diyorsun ya başına yıkılmayacak. Evini tutacak. Yıkıcı evi arıyor dedi zaten. Evin kaparasını verdi. Tutsun adam Allah seni dün, evi tuttum. Dün gittim evin kaparasını verdim. Göstereceğim, gösteririm de. Verdim. Benim yüzünde tuttum abla. Kaparasını da verdim. Bugün kalanını vereceğim. Tutacağım evi. Tut i̇ster oturur Nurgül ister oturmaz. İşte ben tuttum evi. Allah'ına kurban. Evi tuttum yani. Telefonumda da görüntüsü var. İsterseniz Aydoğan abi hemen atayım. Göstersin. Sıkıntı yok. Evin kaparasını da verdim. Hiçbir zaman muhtaç değilim. Hiçbir zaman yemem parayı. Ya bir şey diyeceğim. Kimse kimseye muhtaç değil. Kimse kimseye muhtaç değil. Senin aç olduğun başından beri bir kere bak. Düzgün konuş. Benim annemi bu şekilde kim aç ya? Sizsiniz aç. Allah Allah. Ben görüyorum kapımdaki kırıntıdan bir git kendi evine bak. Bir gel benim evime bak. Ömür boyu doyarsın. Benim kapım daha kırıntıdan doyar. Ay bana söyleme ona söyle ya. Ben bana ne söylüyorsun? Karıştırayım ya ortalığı dün söyledin. Ay, evet aç karnınızı. Siz kimsiniz benim acıma? Kimse aç değil kardeşim. Kimse aç değil ya. Allah'ım and olsun şükürler olsun. Kimse de aç kalmaz yani. Sen de bize bakıyorsun ya. Kapımda kırıntıdan 77 sular. Anne sen böyle konuşuyorsun. Sonra Nurgül bunları sana söylediği zaman neden söyledi oluyor? Çocuğum ben neden söyledi oluyor? Tamam sen o evi tut. Kusura bakma. Evet. Ya sana ne benim evimden tutarız tutmayız sana ne ya. Sen ilgilendirme. Sen kapıdan içeri bile giremezsin. Ben oğlumun evine gireceğim. Sen kapıdan senin gibi içeri bile giremezsin. Senin gibiler kapı mandalı. Sitenin içerisine bile almazlar seni. Kız da kapının mandalısın sen. Sen Allah öylesin sen. Ama o evi de ben benim tutuyorum zaten. Sürece, senin oğlun tutmuyor ben tutuyorum benim evi. Olduğum sürece. Yıkılacak yer arıyorsunuz ya. Sen orada avrat olursan. Evi de ben utanmazsan gelirsin. Sen mi tutuyorsun? Evet. Emre yap. Doğru evet. Söylüyor oğlum. Hata da bende. Çalış avucuna. Hata da bende. Almasa kendi gönlünce ben hata da bende anne. Sen böyle konuşturuyorsun. Ben de öyle bir sürpriz sana hazırlamıştım ki gece sabaha kadar sürpriz uyumadım abla. Mı? Annem için. Lan ama bunu verip vermeme konusunda şu anda düşünüyorum ben anne. Ben sana bir şey istemiyorum. Düşünüyorum. Bana bak. Anne benim karıma ailesine saygılı olacaksın. Bunu düzelt. Yoksa ben benden saygı de saygı bekleme. Ben de sana saygı vermem abi. Olmaz böyle. Yeri ele yerim. Sonra kadın sana söyleyince de söyle de oluyor. Kendini bir düzelt anne acil. Sen evini tutsan anneciğim. Boş. Ben tutayım diye Seda Hanım yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bizim, yalan var ya, bizim çıldırtıyor. Benim hayatları yalan. Beni çıldırtıyor. Hayatları yalan. Bizim kasamız bir. Senin hayatın yalan. Bizim kasamız bir abla. Ben çalıştığım parayı Nurgül'e veriyorum. O da çalıştığını koyuyor. Bizim kasamız bir. Seni beni yok bu işte. Tamam ben tutuyorum. Yok. Paralar bende ben tutuyorum. Yok abi. Öyle de o zaman ben tutuyorum ben deme. Ben tutuyorum. Hazır versene bakalım. Mustafa ben abi. Ben vermeyeceğim abi. Kız başkasını bulamak seni ki. Aa, güzel konuş. Anne. Anne. Nurgül sakın. Ben bir şey sakın demiyorum. Saygısızlığı yapan o. Sen yapıyorsun anne. Kes. Terbiyesiz. Sen yapıyorsun anne. Kimse almaz beni. Terbiye işte. Terbiyeyi görüyor musun? Yine zorla anne gideyim. Hoş kızım. Ben de ne yapıyorum senin için? Büyüğünle. Büyüğünle nasıl konuşayım demeyin. Sen ama gel çok kadın böyle. Yaşıtız ya. Çok sen ayıp, gibi, çok ayıp, çok ayıp. Senin gibi şimdi anneye anneler konuşabilir. Nurgül girme. Yaşınızın. Seda Hanım bu senin hani Nurgül, Nurgül deden Nurgül. Yaşınızın. Bu kadar saygılı. Estağfurullah. Ben okumuşluktan bahsediyorlar ya. Ben cahil, benim cahilim. Taraf olma gibi bir lüksüm senin yok. Senin 50 sefer değer benim cahilim. Yaşının kadını okumuşsun. Valla seni boyu, seni yetiştirmeye uğraşacak değilim valla. Bir kenarda durursun. Ay çok şey. Hiç kimseyle uğraşamam ben bu yaşlandığım. Gördüğün gibi.
Ben bir şey demiyorum. Saygıyı bozmayın. Oğlumun evine gitmek suç. Ne saygısı, saygı mı kaldı? Onlar birbiriyle konuşsunlar. Onlar anne. İki... Giderim. Oğlumun evine de giderim. Herkes de beni uzaktan bak, bakar. Ben sana gelme demiyorum. Tabii ki de evime gel. Başımın üstünde yerim var. Ama gelemez. Benim eşime saygılı olmak zorundasın. Benim tuttuğum eşime ve ailesine. Benim eşim ailem gelir, senin ailen olacak. Gelemez. Gelmeyecek. Hürmet etmek zorunda. Gelmeyecek. Eve asla. Geçip oturacağım, önüme asla. Çayımı kahvemi getirmek mecburiyetinde. Asla, asla. Böyle yapayım ya, mecbur. Evine gitmişim, mecbur hürmet edecek. Hiç de etmem vallahi. Zaten sokmam ki kapıdan içeri. Zaten ay 22'sine boşanıyordun ya kız. Ne oldu, gelin bakayım. Boşanmıyor, niye boşansın? Bak ana kız bulmuş beni, eşini bir tane seviyor. Bırakır mı kız? Adam bu para getiriyor, bırak. Ben de böyle bir şey bulsam, ya ben annen, de bırakmam. Vallahi ne, bırakmam. Ne kadar paramız var ki böyle konuşuyorsun? Ya Emre, gören de trilyonlarımız var zanneder ya. Siz... Ver, para gören de trilyonlarımız var zanneder. Yetmek yiyecek param yoktu. Siz dört senet, siz bak, sen bakıyorsun bana. Tabii bakıyorum. Ya ben kimse... Ama anan aç kaldı. Bana baktın ya, anan aç kaldı. Ya kız, ne alakası var bu? Bunlar ne kadar çirkin kelimeler ya. Bak, konuşayım belli. Gel ben seni... Anne! 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 Kadın bayağı... Ne misin? Oh! Sen hak ediyorsun. Hadsiz. Anne. Sen hak ediyorsun. Çok fazla hadsiz ileri gidiyorsun sen. Nurgül'cüm. Nurgül sen, hak sen girme. Girme. Konuşuyorlar onlar. Ben bak. Oğlumla konuşmama bile müsaade etmiyor ki. Kadın girme. Şey değişik model. Bize laf atma, oğlumla konuş. Fasat. Anneme laf söylüyorsun. Evet çocuğum, söyle bir tanem. Sen o evi tutuyorsun annem. Bir an önce o evi düzüyorsun. Böyle bunu da böyle lom lom konuşturmayın, ister otursun ister oturmasın, sıkıntı yok. Sen göster o evi, ben bir göreyim, hele bakayım beğeneceğim mi? Asla he. Benim asla. Beğenmem lazım. Mustafa abi bir ev açınları görmek isteyeyim. Benim beğenmem lazım, beğenmezsem tutturmam. Kafama asla. Göre olmalı.